Merhaba. Bugün sizlerle yeni bir videoda tekrar buluştuk. Arkadaşlar ben size bu hafta herkesin çeyizinde olan şu porselen çorbalığın sukulent saksısı olarak geri dönüşümünü göstereceğim. Kapağı artık işimize yaramayacak çünkü biliyorsunuz ki bunun içine saksı oturtacağız. Ya da altını deldirebilen varsa deldirip o şekilde bunun içine sukulentlerini ekebilirler. Bunlar herkesin evinde vardır muhtemelen ve hiç kullanılmıyordur diye düşündüm. Geri dönüşüm olduğu için bu hafta da bunu yapmaya karar verdim. Ben önce birinci katını boyadım. Gördüğünüz gibi bu porselenin birinci katı boyandı arkadaşlar. Şimdi ben size bunun üstüne deri dokusu dediğimiz dokuyu göstereceğim. Bunun için gerekli olan bir poşet. Hepimizin evinde bulunan poşet gerekli. Ben bu renge boyadım. Hangi renge boyadım ben bunu? Ten rengine boyadım. Üzerine de bakırla eskitme yapacağım. Bakır yaldızla. Şöyle bakır yaldızımı bir yere döküyorum. Döktüm. Fazlaca sulandırıyorum. Normalinden çok daha fazla sulandırıyorum. Aa, seslerim herhalde havadan soğuk su içtik. Böyle oldu seslerimiz arkadaşlar. Siz içmeye dikkat edin. Şöyle bir fırçayla sulandırdığım boyayı fazlaca sulandırıyoruz. Bu konunun özelliği, bu deri dokusunun özelliği fazlaca sulandırıyor olmamız. Bakın gördünüz mü? Gayet fazlaca sulandırdım. Şimdi bunu bu şekilde tutuyorum ve gelişi güzel şekilde, sabit değil, gelişi güzel şekilde elime nasıl denk gelirse o şekilde boyuyorum arkadaşlar. Çapraz. Hani hep aynı yönde diyoruz ya, dokunun özelliği aynı yönde olmaması. Bakın. Canım nasıl isterse o şekilde bunu boyuyorum. Şimdi bu tarafını bir yapalım. Öbür tarafını da birlikte yine yapacağız. Evet. Birinci tarafını boyadık. Şimdi poşetimi iyice buruşturuyorum. Bakın. Poşetimi iyice buruşturdum. Açıyorum. Ve elimle doku vermek istediğim yere şöyle kaydıra kaydıra orayı hem böyle yumuşak yumuşak seviyorum. İsterseniz de vurabilirsiniz. Sonra her yere değdiğini emin olduktan sonra yavaşça poşetimi çekiyorum. Bakın arkadaşlar. Arada sürdüğüm ten rengi görünüyor. Aynı zamanda deri çatlakları gibi de oldu. Şimdi bu tarafa yapıyorum aynı işlemi. Evet şimdi yine gelişi güzel sürüyorum. Boş yer kalmadan. O yüzden zemini 3 kat falan boyamanıza gerek yok. Zaten üstünü böyle yapacağımız için boya kötü bile olsa hiçbir şey değişmeyecek arkadaşlar. Hani zeminle uğraşmanıza gerek yok. Zaten porseleni boyamak biraz da zordur. Porseleni de normal fırçayla boyadım bu arada. Ama isteyen süngerle de boyayabilir. Hiç sıkıntı yok. Ama porseleni boyadıktan sonra birkaç saat bekletiyoruz ki kemikleşsin. Hatta bir gün beklesek çok daha güzel olur. Yine aynı şekilde poşeti. Bu şekilde yapıştırdım poşeti. Sonra yavaşça çekiyorum arkadaşlar. Sonra bu poşetle işim bitti. Gördüğünüz gibi burası ve burası deri dokusu oldu. Ve bu şimdi ışıktan dolayı böyle görünüyor ama ışıl ışıl yanacak. Salonlarımızda ya da balkonlarımızda istediğiniz her yerde hatta ve hatta banyolarınızda bunu içine pamuk bile koyabilirsiniz. İlla sukulent saksısı olmasına gerek yok. Ben şöyle aparatlar almıştım. Demiştim ki size de aparatlarımız olsun. Ama benim objem bombeli olduğu için aparat buraya oturmadı. Şöyle bir aparatım var.
Bu aparat da buraya çok düzgün oturmayacak. Bazılarınki kare falan oluyor, onlara oturabilir ama yine benimkine en çok güller oturacak arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi şuralara beyaz 3 tane gül koyacağım ben. Çünkü bakıra yakışır. Şöyle sizi 2 dakika bekletiyorum. Yapıştırıcımı alayım. Yapıştırıcımı da aldım. Şimdi ben bunları yapıştıracağım. Şöyle yapıştırıcımızı sürelim. İnşallah düşmez. Çünkü bunların böyle bir süre durması gerekiyor. Kuruması gerekiyor. Ama video çekiminde bunun böyle kurumasını elimizle maalesef tutamıyoruz. Ama normalde bunu böyle yapıp burada bu kuruyana kadar bekletmem gerekiyor. Altına bir destek koyup, hatta şöyle bir destek koyayım altına. Bitmiş halini bu videoda gösteremeyeceğim. Bir sonraki videoda gösterebileceğim. Çünkü bunların bu şekilde kuruması yaklaşık 1 saatimizi alıyor. Eğer bunu bu şekilde kurutup da koysaydık bu sefer doku çalışmasını göremeyecektik. Ama bir sonraki videoda bunların tamamen hazır olmuş şeklinde göreceksiniz arkadaşlar. Verniği bitmiş, her şeyi olmuş şekilde. Güllerin de bugün burada durmayı zaten niyeti yok anladığım kadarıyla. Siz burada kuruyor. Sizin burada kurumanız şart. İşte bombeli olduğu için bu biraz zorlanacağız. Ama ben bunu bir şekilde kuruturum arkadaşlar. Buraya koyup dokumda açıldı. Senin yüzünden gül. Ben dokumu kapatayım. Arkadaşlar şimdi size şöyle söyleyeyim. Haftaya bu gülleri buraya ben bir şekilde monte etmiş olacağım. Sonra ne yapıyorum? Bunları alıyorum arkadaşlar. Yine kenarlarını. Bunlarla kulplarını süsleyeceğim ben. Şöyle. En azından bunlar bağlandığı için durur. Bir şey yapmış olalım. Çünkü arkadaşlar bu ahşap boyama işi hele de sıcakta çok kurumuyor. O yüzden de bazen bu şekilde aksaklıklar yaşıyoruz. Hepinizin özür diliyorum. Ama bu bizim elimizde olan şeyler değil. Haftaya diğer konumu anlatırken bunların da bitmiş halini tabii ki de size göstereceğim. Şöyle yapalım. Hatta çiçekleri de bunların arasına şöyle sıkıştırırım belki. Bakın o zaman durur gibi geliyor. Evet duruyor. Şöyle. Bakın durdu. Oley. Durdu. Sonunda durdurduk. Şimdi buna da şöyle yapıyorum. Bu arada hava çok sıcak. Kendinize çok dikkat edin arkadaşlar. Sosyal mesafenizi koruyun. Maskesiz çıkmayın. Bunda da yapışkan vardı. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, oralara yapıştırmadım da buralara yapıştırdım. Bunları taktım. Kapağı kullanmayacağım için kapak porselen kaldı. O kalsın. Haftaya ne yapıyoruz? Bunu vernikliyoruz. Bu çiçeklerin eskitmesini şimdi size hemen göstereyim. Ben çiçekleri beyaz istedim ki uyusun diye. Bakın. Şöyle. Sadece birazcık bakırlık veriyorum. O kadar. Zaten bu yoğun bir şekilde deri dokusu oldu. İstediğiniz rengin üstüne deri dokusu yapabilirsiniz. Renkler birbirine uyduğu sürece. Bakın arkadaşlar, hatta biraz şu püsküllere de getirelim. Gördüğünüz gibi sukulent saksımız bir çorba kasesinden
oluştu. Haftaya ne yapıyoruz sizlerle? Haftaya şu eskilerden gaz lambaları vardı. Altı cam, üstü şöyle uzayan gaz lambamızı boyuyoruz arkadaşlar. Hepinize sağlık diliyorum. İyi günler diliyorum. Mutlu olun, mutlu kalın.